çıktım, büyüdüm, neşeyle yürüdüm. Merak edip öğrendim, öğrenmeyi çok sevdim. Buluşup okulda oynarız doya doya, Ayşe, Kerem ve Selim. Eğlenelim. İpek Restoran. İşte restoranımız hazır. Minik tırtıllarım, oyun zamanı. Ne oynayacağız öğretmenim? Restorancılık. Aa, nasıl oynanıyor bu oyun? Ben garsonum. Sizler de buraya yemek yemeye geleceksiniz. Restorana gelip yemek siparişi vermelisiniz. Çok basit bir oyunmuş. Hadi o zaman başlayalım. Restoranın girişi burası olsun. Önce içeri girip bir masaya oturmalısınız. Öğretmenim, öğretmenim. Bir dakika. Oyuncak ayım da bizimle restoranda yemek yiyebilir mi? Ha? Elbette. Aa, ne güzel bir restoran. Oturacak bir yer var mı acaba? Bilmiyorum ki. Garsona sormak lazım. Ah, garson orada, bakın. Birazdan bize bakar. Bekleyelim. Başka şeylerle ilgileniyor. Bizi görmedi ki. Bizi görmesi için bir şeyler yapmalıyız. Aa, zıplayalım. Zıplamak işe yaramıyor. Madem garson bizimle ilgilenmiyor, biz de istediğimiz masaya gidip oturalım. Olmaz Kerem. Belki o masaya başkası oturacak. Bilemeyiz ki. Bence seslenelim. Evet. Merhaba diyelim. El sallayalım. Merhaba, biz geldik. Merhaba. Bizimle ilgilenecek bir garson var mı acaba? İpek Restoran'a hoş geldiniz. Buyurun. Biz öğle yemeği yemek için geldik. Boş masanız var mı acaba? Elbette. Buraya oturabilirsiniz. Teşekkürler. Şey, oyuncak ayım içinde bir sandalyeniz var mı acaba? Elbette. Evet, oyuncak ayı da yerine oturduğuna göre artık sipariş verebilirsiniz. Ne yemek istersiniz? Hangi yemekler var acaba? Menüye bakabilirsiniz. Bir menü kartı. Yemek seçmek için buraya bakmalıyız tabii. Aa, bir sürü yemek var burada. Ayıcık, sen de bak. İstediğin bir şey varsa söyle, olur mu? Ben bu yemekten istiyorum. Çok güzel görünüyor. Yemeğin adı nedir acaba? Sandal sefası. Öğretmenim, çok şakacısınız. Şaka yapmadım ki. Sandal sefası diye bir yemek olur mu öğretmenim hiç? Kabağın içine sebze ve etleri doldurunca yemek bir sandala benzemiş. Bu yüzden adını sandal sefası koymuşlar. Peki ben bu yemekten istiyorum o zaman. Sizler karar verdiniz mi? Yok. Biz henüz karar vermedik. Pekala. Karar verince bana haber verirsiniz. Yemek seçmek çok zormuş. Ben yemeğimi seçtim. Siparişi ilk ben verdim. İpek öğretmen, biz ne istersek getirmek zorunda, öyle değil mi? Tabii ki de. Biz restoranda müşteriyiz. Canımız ne yemek istiyorsa onu yeriz. İşte bu harika. Thank you.
beni görmüyor. Benim babam restoranda elini böyle havaya kaldırınca garson hemen geliyor. Hı? Böyle mi? Evet böyle. Birazdan görür seni. Ay, görmüyor. Olmuyor. Seslenmeyi dene bir de. Affedersiniz. Sipariş verecektim de. Elif, ben bile zor duydum sesini. Biraz daha yüksek sesle söylemelisin. Affedersiniz. Ne kadar zormuş restoranda sipariş vermek. Dur hemen pes etme Elif. Bir de zıplamayı dene. Bence hep beraber zıplayalım. Güzel fikir. Nefis nefis yemekler. Hepsi birbirinden lezizler. Ah bir sipariş verebilsem. Yerim ben de neler neler. Nefis nefis yemekler. Hepsi birbirinden lezizler. Ah bir sipariş verebilsem. Yerim ben de neler neler. Fasulye, kabak, lahana. Yanında yoğurt da olursa. Ye bitir bırakma tabağında. Afiyet olsun doyunca. Fasulye, kabak, lahana. Yanında yoğurt da olursa. Ye bitir bırakma tabağında. Afiyet olsun doyunca. Herkes siparişini verdi. Bir ben veremedim. Tatlı ayıcığım da aç kaldı. Biraz daha yüksek sesle seslenmelisin Elif. Sesin çok az çıkıyor. Tamam Kerem. Bu defa yapacağım. Gözlerinle İpek öğretmenin gözlerini yakalamaya çalış. Tamam Ayşe. Yapabilirsin Elif. Kendine inan. Affedersiniz. Ah demek sonunda ne yemek istediğinize karar verdiniz. Şimdi ben ne istersem getirecek misiniz? Elbette benim işim bu. Ben dondurma isteyecektim. Dondurma mı? Evet sütlü olsun lütfen. Ah bu benim aklıma nasıl gelmedi? Peki tatlıdan önce ne yemek istersiniz? Hiçbir şey. Sadece dondurma yemek istiyorum. Ben siparişimi iptal edebilir miyim acaba? Sandal sefasından vazgeçtim. Dondurma istiyorum ben de. Ben de. Sizi gitti minik tırtınlar sizi. Bir saniye lütfen. Şimdi geliyorum. Dondurma getirmeye gidiyor. Bana da getirecek mi acaba? Getirecek tabii. Hepimiz iptal ettik yemeklerimizi. Bu ne öğretmenim? Dondurma olmadığı kesin. Burası İpek Restoran ve burada bazı kurallar var. Neymiş? Restoranımıza karnınız aç geldiyseniz eğer önce yemek sonra tatlı yenir. Tüh, ben bu restoranda istediğimiz her şeyi yiyebiliyoruz sanıyordum. Elbette ne istiyorsanız onu yiyeceksiniz. Harika sebzeli yemeklerimiz var. Biber dolması yemek ister misiniz Elif Hanım? Biber dolması mı? Evet, yanında da mücver. Mücevher gibi bir şey mi? Hayır Ahet, kabaklı havuçlu bir yemek. Biber dolmasına bayılırım. Mücveri de çok severim. Tamamdır, siparişiniz alındı. Sonunda ben de siparişimi verebildim. Evet ama benden sonra. İlk siparişi ben verdim. En güzel siparişi de ben verdim. Hiç de bir kere. Yemeklerimiz geldi. Teşekkür ederiz. Ama ben bunu yemek istememiştim ki. Benim yemeğim de yanlış gelmiş. Ne yapacağız şimdi? Burada bir yanlışlık var. Garsona söylemeliyiz. Ben hallederim Kerem. Affedersiniz. Bakabilir misiniz? Buyurunuz efendim. Bizim siparişlerimiz yanlış geldi. Öyle mi? Evet, bu resimde gördüğüm sandal sefasına benzemiyor. Bu da biber dolması değil. Mücver de yok. Aferin çocuklar size. Harikaydınız. Hiç çekinmeden kolayca garsona seslenip siparişlerinizi verdiniz. Pek kolay değildi aslında. Siparişlerinizi bilerek yanlış getirdim. Ne yapacaksınız görmek istedim. Benim akıllı tırtıllarım. Yanlışı düzeltmek için yeniden garsona seslendiniz. Aferin size.
Bir yanlışlık oldu mu her zaman her yerde düzeltmeye çalışın, olur mu? Olur tabii öğretmenim de. Bir şey mi isteyeceksiniz çocuklar? Öğretmenim, peki yemeklerimiz ne zaman gelir? Yani doğru siparişlerimiz. Haklısınız çocuklar. Neredeyse unutuyordum. İşte burada yemekleriniz. Afiyet olsun minik tırtıllarım. İşte dondurmalar geldi. Dondurma nefis. Ayacım için sipariş vermeyi unutmuşum. Tüh, restoranımız da kapanmak üzereydi. Azıcık balınız varsa alabilir miyiz? Lütfen. Normalde yemekten önce tatlı vermiyoruz ama bal ayıcığın ana yemeği sayılır. Birazdan getiririm. Bu da sizin için öğretmenim. Bize verdiğiniz güzel yemekler için size resim yaptık. Kirpi köşesi. Küçük traktörü gören var mı? Kitap köşesinde görmüştüm sanki. Gidip bir bakayım. Kitap hariç her şey var bu köşede. Bir türlü bulamıyorum. Araba köşesine baktın mı Kerem? Haklısın Ayşe. Oraya da bakayım. Araba hariç her şey var burada. En çok da kitap. Sen tüm oyuncakları kitap köşesine taşıyınca ben de aldım kitapları araba köşesine geldim Kerem. Peki arabalar, kamyonetler, traktörler nerede? Bilmem. Sen en son büyük bir otopark yapıyordun mevsim köşesinde. Oraya bak istersen. Evet, çok güzel bir otopark yapmıştım. Belki küçük traktörü oraya park etmişimdir. Otoparkım nerede? Her yerde Kerem. Arabaları farklı yerlere park ettim bak. Çok güzel oldu. Ne oynuyorsun böyle Ayşe? Şehircilik oynuyorum. Arabaları çiçeklerin, ağaç dallarının yanına park ettim. İlkbahar yağmur yağdığında ıslanmasınlar diye de yanlarına şemsiye bıraktım. Çok güzel olmuş Ayşe. Ben küçük traktörü bulamıyorum. En son nerede oynuyordun? Hatırlıyor musun Kerem? En son otopark yapıyordum. Tüm arabaları dizdim. Sonra traktörümü elime aldığımı hatırlıyorum. Sonra da yemeğe gittik. Küçük traktörü ne yaptım hatırlamıyorum. Sanırım ortalık çok dağılmış. Evet öğretmenim, biz dağıttık. Ben dağıtmayı çok severim. Ben de. Ben de. Ben de oyuncakları dağıtmayı çok isterdim. Öyle mi öğretmenim? Siz de oyuncakları dağıtmayı seviyor musunuz? Evet seviyorum. Ama bugün hiçbir oyuncağı köşesinde bulamıyorum. O yüzden oynayıp dağıtamıyorum. Ben de küçük traktörü bulamıyorum. O zaman bütün köşeleri toplayalım. Hem belki traktörü de buluruz. Çok güzel fikir. Ben başladım bile. Ben de. Bak nasıl sürüyorum oyuncak arabamı. Kuleler yapıyorum küçük tahtalarımı. Bak nasıl sürüyorum oyuncak arabamı. Kuleler yapıyorum küçük tahtalarımı. Oynadıkça dağılıyor, oynayacağım elbet. Oynadıkça dağılıyor, oynayacağım elbet. Topluyorum oyun sonunda, toplayacağım elbet. Topluyorum oyun sonunda, toplayacağım elbet. Çünkü oynamak güzel, hem de çok güzel. Oyna ama sonra mutlaka topla. Çünkü oynamak güzel, hem de çok güzel. Oyna ama sonra mutlaka topla. Budur işte oyunun kuralı. Kitap köşesi, mevsim köşesi, oyuncak köşesi. Hepsini ama hepsini düzenledik. Yine de küçük traktörü bulamadık. Üzülme Kerem. Burada bir yerde olmalı.
Mutlaka bulacağız. Hadi saklambaç oynayalım. Sonra yine ararız traktörü. Peki. Ben ebeyim. Sayıyorum. Hadi saklanın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Önüm arkam sağım solum sobedir. Saklanmaya nebedir. Ayşe, seni gördüm. Kaydıran altındasın. Sobe, sobe. Tüh, yakalandım. Şimdi sıra Kerem'de. Şimdi buldum seni. Kerem, buradasın, biliyorum. Şimdi sobeleyeceğim seni. Elif! Sobe, sobe, sobe. Bulamadın beni. Sen burada değilsen peki buradaki kim? O Hedle Selim'dir belki. Hayır, onlar salıncakta sallanıyor bak. Kim var öyleyse burada? Kirpi! Seni tatlı kirpicik seni. Nereye gidiyorsun böyle? Dur bekle, hemen gitme. Azıcık oynayalım. Bence bizden korkuyor. Biraz geride duralım. Ağacın içine saklandı. Pişt, kirpicik, çık dışarı. Ben onu nasıl çıkaracağımı biliyorum. Küçük kirpi, küçük kirpi, gel yanımıza, görelim seni. Oyun köşemiz var, istersen götürelim seni. Çok güzel bir şarkıydı Ayşe. Evet ama kirpi hala çıkmadı. Pişt, kirpi dışarı çık da bana bak. Bak nasıl takla atıyorum. Bence kirpiye bir köşe hazırlayalım. Bir kirpi köşesi. Evet, yemek ve uyuyacak yerde yaparız. Ben başladım bile. Bakın kirpiye yatak yaptım. Ben de içmesi için süt koyacağım. Bir de su. İpek öğretmenden isteyip geliyorum. Oynaması için de bir top koyalım. Bu topla oyun oynayabilir. Yaprakları da düzenlemek lazım. İşte süt ve su da burada. Minik tırtıllarım, kirpiniz için bir kutu getirdim. İçine girip uyuyabilir. Yaprakları bunun içine koyalım o zaman. Daha rahat eder. İçine rahatça girebilmesi için kutunun bir köşesini açmalıyız. İşte şimdi hazır oldu. Ne zaman çıkacak acaba ağacın kovuğundan? Bence kendimize de bir bekleme köşesi yapalım. Bankamızı alıp buraya koyalım. Sonra da oturup kirpiyi bekleyelim. Çok güzel fikir. Acaba köşesini beğenecek mi kirpi? Oyuncağı bile var. Bence çok sevecek. Kerem, sen de otursana. Yok Elif, arka cebimde bir şey var. Oturunca rahatsız ediyor. Peki Kerem. Bakın kafasını uzattı. İşte çıkıyor. Etrafını kokluyor sanki. Yemeğin kokusunu aldı tabii. Ne tatlı içiyor sütünü. Karnı çok acıkmış belli. Hepsini içti bitirdi. Bakın topa gidiyor. Seveceğini biliyordum. Topla oynuyor. Aa, top kayboldu. Ama şimdi buradaydı. Nasıl kaybolur? Merak etmeyin çocuklar. Top burada bir yerdedir. Hiçbir şey öyle bir anda kaybolmaz. Kaybolur öğretmenim, kaybolur. Benim küçük traktörüm elimdeydi. Sonra bir anda kayboldu. Hiçbir yerde bulamadım. Mutlaka bir yerden çıkması lazım. Hiçbir yerde yok öğretmenim. Üzülme kirpicik.
Ben de bugün en sevdiğim oyuncağımı kaybettim. Her yerde aradım ama bulamadım. Kaçıyor yine. Kirpi'ye yaklaşınca korkuyor Kerem. Uzak duralım biraz. Hey, bakın top oradaymış. Meğer üstüne oturmuş. Size demiştim hiçbir şey öyle durduk yere kaybolmaz diye. E peki benim minik traktörüm nerede? Bilmem. Sen nereye koyduysan oradadır Keremcim. Aa, ben bunu nasıl düşünemedim? Neyi? Meğer ben de üstüne oturuyormuşum. Aynı kirpi gibi. Aa, cebinde miymiş? Evet. Sonunda buldum. Bahçe zamanı. Bahçe. Aa, kirpi ne yapıyor acaba? Gidip bakalım. Aa, köşesinde yok. Ağacın içinde de yok. Gitmiş. Kirpinin köşesine bakın. Her şey ne kadar düzenli. Aa, demek ki o da dağıttıklarını bizim gibi toplamayı seviyor. Akıllı kirpi. Oyuncağını da kaybetmemek için köşesine koymuş. Benim gibi cebine koyup götürmemiş. Sıkı dostlar. Sincap bir daha sıçramış. Öyle bir sıçramış ki çok uzağa gitmiş. Arkadaşı kirpi sincabı yakalamak için epey koşmak zorunda kalmış. Nehir kenarındaki hayvanlar toplantısına gidiyorlarmış. Ama o da ne? Hı? Yerde küçük bir çukur varmış. Sincap dikkat et, yerde çukur var. Sincap çukuru görmeyince ayağı çukura takılmış ve yere düşmüş. Ah, ah ayağım. Canım çok yandı diye ağlamış. Ne olacak şimdi ayağına öğretmenim? Aa, hayvanlar toplantısına da gidemeyecek. Küçük sincabın acıyla inlediğini duyan kirpi hemen durmuş. Merakla sincabın yanına gitmiş. Sincabın ayağı yaralanmış. Küçük kirpi hemen ilk yardım malzemelerini getirmiş. Sincabın ayağını sarmış. Küçük sincap kirpiye teşekkür etmiş. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım demiş. Kirpi önemli değil demiş. Biz dostuz, unuttun mu? Dostlar birbirlerine her zaman yardım ederler. Küçük sincap arkadaşı kirpiye sarılmış. Hiç unutur muyum? Biz sıkı dostlarız. Her zaman birbirimize destek olur, sarılırız. Sıkı dostlar hayvanlar toplantısına yetişmişler. Daha sonra birlikte yaptıkları ağaç eve gidip oyunlar oynamış ve çok eğlenmişler. Sıkı dostlar ne güzel. O günden sonra sıkı dostlar hiç ayrılmamışlar. Çok güzelmiş. Beğenmenize sevindim. Benim de sıkı dostlarım olsun isterdim. Ben varım ya Elif. Ben de sıkı dost olmak isterim. Olalım o zaman. Aa, ama nasıl? Sıkı dostlar ekibi kuracağız. Sıkı dostlar ekibi. İşte bunu çok sevdim. Hadi başlayalım. Oyun oynayarak başlayabiliriz. Bu topla oynayabiliriz. Evet, hadi basketbol oynayalım. Hayır Kerem, futbol oynayacağız bu topla. Voleybol. Bu topla en güzel voleybol oynanır. Hayır, basketbol. Futbol. Voleybol oynayacağız. Voleybol. Benim. Hayır, benim. Ben oynayacağım. Ben. Hayır, ben. Top benim. Basketbol oynayacağız. Ben hiçbir şey anlamadım. Sıkı dostlar ekibi oynuyorduk. Ne oldu? Ha? Evet. Sıkı dostlar böyle yapmazlar tabii. Bence topla sırayla oynayalım. Hı? Güzel fikir. Düştüğümde kaldırırsın. Üzüntümü paylaşırsın. Birlikte eğleniriz seninle. Oynarız güle güle.
Ama bu hiç kitaptaki gibi olmadı. Evet, hiç eğlenceli değil. Kirpi ile Sincap eminim birlikte oynarlarken çok eğleniyorlardır. Evet, çünkü onlar birlikte oynuyorlardı. Doğru. Biz topu paylaştık ama birlikte oynamadık ki. Evet, çünkü siz voleybol oynamak istemediniz. Asıl futbol oynamak istemediniz. Hep birlikte basketbol oynasaydık böyle olmazdı. Bence birlikte oynayabileceğimiz oyunlar bulmalıyız. Doğru. Ama ne? Hepimizin sevdiği bir şey olmalı. Sıkı dostların birlikte yaptığı ağaçtan bir evi vardı. Evet, bizim de öyle bir evimiz olmalı. Bu çok güzel fikir. Ağaç dallarından, odunlardan ev yapabiliriz. Sıkı dostlar evi. Ben de tutmak istiyorum. Orada başka dallar var. Onları alabilirsin. Olmaz. Ben bu ağacı almak istiyorum. Ama bunu ilk ben tuttum. Ama bu ağaç dalı çok güzel. Ben de tutmak istiyorum. Arkadaşlar durun. Böyle olmaz. Bir ağaç dalını bile paylaşamıyoruz. Sıkı dostlar böyle mi yapar? Doğru söylüyorsun Elif. Bence yarışalım. Yarışı kazanan ağaç evini tek başına yapsın. Tüm dallar da onun olsun. Koşu yarışı olsun o zaman. Ama sen çok hızlı koşuyorsun Elif. Bizi hep yeniyorsun. Ayşe haklı. Bence takla yarışı yapalım. Takla yarışı olur. Olmaz. Kerem'le sen çok iyi takla atıyorsun. Ama biz o kadar iyi değiliz. Bu adil olmaz. Nasıl yarışacağız o zaman? Bence park yarışı yapalım. Önce demirleri tırmanalım, sonra şu taşların üzerinden zıplayıp koşalım. Kaydırağı ilk varan tırmanır ve kayar. Birinci olur. İşte bu olur. Hadi başlayalım. Ben üç deyince başlayalım. Bir, iki, üç. Tam da bitirmek üzereydim. Ben de. Ben de yetiştim size. Bacağım. Kerem? Kerem, iyi misin? Düştüm. Nereni çarptın Keremcim? İşte burayı öğretmenim. Ben şimdi ilk yardım malzemelerimizi getirip yaranı sararım. Çok acıyor mu Kerem? Yok, çok değil. Birazcık. Geçmiş olsun. Yarışı kim kazandı? Kim yapacak ağaç evi? Kimse kazanmadı. Yarışmak çok da önemli değil. Evet, önemli olan senin iyi olman. Aferin benim minik tırtıllarıma. Sizler çok sıkı dostlarsınız. Zor zamanlarınızda birbirinize hep böyle destek olun. Sonunda sıkı dostlar olduk. Evet Keremciğim, ayağına bakalım şimdi. Küçük bir bant yapıştırmamız gerekiyor. Yapıştıralım öğretmenim. Bant iyi gelir. İşte oldu. Artık acımıyor öğretmenim. Çok sevindim Keremcim. Şimdi yarışa devam edebiliriz. Evet ama sıkı dostlar yarışı olmalı. Yani birbirimize yardım etmeliyiz. Hadi başlayalım. Bir, iki, üç, başla. Tuttuk seni Ahet. Yapabilirsin Kerem. Az kaldı. Düşeceğim. Telaşlanma Kerem, biz buradayız. Seni tutuyoruz. Başardın Kerem. Sayenizde. Şimdi sıra taşlarda. Geçtik. Şimdi sıra kaydırakta. Sıkı dostlar ekibi, hazır mıyız? Evet. Kazandık! Hep birlikte kazandık!
çok güzel oluyor. Hı? Son bir don parçası kaldı. Ben alırım. Yok yok, ben alırım. Hayır, ben. Ben. Tamam tamam, unutmayalım. Hep birlikte bu dalı yerine koyabiliriz. Tamam, hadi koyalım o zaman. İşte bitti. Başardık. Bizim de bir ağaç evimiz oldu. Çünkü biz sıkı dostlarız. Arada paylaşmakta zorlansak da dostuz sonuçta. Evet.